Merhaba arkadaşlar, Oyun Mod'a hoş geldiniz. Bugün Transport Fever'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız? Daha önceki bölümü hatırlayalım önce. Arkadaşlar, iki şehir arasında iki trenli yolcu taşımacılığı başlatmıştık. Bu bölümde şehir sayımızı 3'e çıkaracağız. Aynı zamanda başka ürünler de taşıyacağız. Gördüğünüz gibi burada bazı ham madde yerleri var, bazı fabrikalar var. Buraya ürün sevkiyatı sağlayacağız. Buradan yani Sunivalle şehrinden Norman şehrine bir hat çekeceğim. Tabii şu iki fabrikayı da görecek. Hatta üçünü de görebilir belki. Başlayalım. Şu kısımdan şöyle gelelim. Bunu buraya bağlayamayacağız. Çünkü yol geçiyor buradan. Bunu nasıl yaparız? Yolu yıkalım. Önce bağlantımızı sağlayalım, sonra tekrar yol çekeriz. Şimdi yol çekelim tekrar. Bu olmadı. Bu olabilir. Şöyle yapalım diyeceğim ama maalesef bu olmadı. Şuradan çekelim. Yolumuza devam edelim. Biraz daha gerçekçi olması açısından şehrin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Dilerseniz dışından da geçirebilirsiniz. Şimdi buraya bir istasyon kuralım. Gördüğünüz gibi istasyon burayı kapsadı arkadaşlar. Yolcu trenleri bu istasyonda durmayacak. Transit geçecek. Fakat yük trenleri bu istasyona uğrayacak. Ya da şöyle yapabiliriz. İki yolcu vagonu örneğin, üç yolcu vagonu, bir tane yük vagonu ekleyebiliriz. Böyle de değişik bir şey olur. Şimdi ikinci istasyonumuzu kuralım. Evet, burayı da aldı. Hattı bağlayalım. Yükseklikten dolayı hattı bağlayamadık. Şöyle yaptık mı? Yine bağlayamadık. Şurada biraz derine indiğimiz için olmuyor arkadaşlar. Şu kısımdan götüreceğim. Hattımızı bağladık. Şimdi buradan şehre inelim. Ya da buradakini de alsak mı? Arkadaşlar bunu da alacağım. Şöyle koyuyorum.
Yolunu bağlayalım. Bir de kontrol edelim. Evet, bu da alıyor. Şimdi bu iki durak arası bağlantıyı sağlayalım. Burayı da bağladık. İstasyonumuz yine çift raylı olsun. Şuraya da kuralım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun buradaki kısmına yolu verelim. Daha sonra şu durağı buradan döndürüp oraya bağlayalım. Evet arkadaşlar, şu an 3 tane fabrika ve ham madde tedarikçisinin oradan geçiyoruz. Diğer şeyle bağladık. Peki bunu şuradan bu hattı bağlayabileceğiz mi? Evet, onu da bağlıyoruz. Sorun yok. Daha sonra buradan çıkalım. Şunu tekrar bağlayalım. Buraya uğrasın. Ve şu anlık şuraya uğrasın, şuraya uğrasın arkadaşlar. Daha sonra buradan da diğer şeyle bağlayacağız. Hemen buraya bir tane daha istasyon kuralım. Bu arada paramız azalıyor. Biraz kredi çekeceğim. Bunu seçelim. Birli yeter bize. Bunun bağlantısını sağladım arkadaşlar. Rayı biraz getiriyorum. Daha sonra buraya bağlıyorum. Ardından son olarak da buraya bağlayacağım. Şu anlık istediğimizi yaptık. Buradan ne götürebiliriz? Buradan yakıt tankeri olan iki tane vagon ekleyip buraya indirebiliriz bu yakıtları. Tabii güzergah üzerinde yolcu da alacağımız için iki de yolcu ekleyebiliriz. Ayrıca bir ya da iki tane de demir vagonu ekleyip buradaki demirleri de dönüşte alıp buraya teslim edebiliriz arkadaşlar. Güzel bir sistem kurabiliriz. Onun için tren almayacağım arkadaşlar. Bu bizim yavaş olan ikinci trenimizi o güzergaha çekeceğim. Şu anlık zaten tek tren gidebilir oradan. Çeşitlendirme yapamadık, yani genişletemedik yolu. Çünkü paramız sıkıntıya düşüyor. Çok fazla kredi kullandım. Eksi hesaba düşüyoruz şu anda. Vagon alacak paramız var mı? Onu bile bilmiyorum. Şu an biz onu alalım. İkişer tane demir ve şey lazım arkadaşlar bize. Yakıt tanker vagonu. 7 kapasiteli, 8 kapasiteli, 12 kapasiteli. Fakat çok pahalı ya. Bu 7 ile başlayalım biz. Para kazandıkça yine alırız. Bunları yine kırmızı yapıyorum. İki tane yakıt vagonu aldım. Demir taşıyabiliyor. Biz buna demiri seçelim. İki tane de demir vagonu aldım arkadaşlar. Parayı bitirdik tabii ki.
Şuradan da Jüri de öyle olması lazım. Bir bakayım ona da. Evet, Jüri de öyle. Bu arada tren buraya geldi. O büyük tren mi? Biz treni kaçırdık arkadaşlar. Bir sonraki sefere bekleyeceğiz. Bu arada onlar da jüri de oyunmuş. Onları da seçelim. Sıkıntı çıkmasın. 4 vagon daha aldım. Bu trende 4 vagon daha var. Toplam 8 vagona çıkaracağız. Hattı burada başlatacağız. Suni Valle'den. En son bu petrol kısmına kadar gideceğiz arkadaşlar. Yeni vagonlar da çıkıyor. Bu arada oyunu modlarla oynuyorum arkadaşlar. Videonun altındaki linkten oyunun modlarına da ulaşabilirsiniz. Eğer benim gibi korsan oynuyorsanız. Steam üstünden satın aldıysanız zaten oyunun ilk giriş ekranında Steam Workshop linki var. Oraya tıklayarak istediğiniz modu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Şu an buraya yolcuyu bırakmamız gerekiyor ki tren dönsün. Treni depoya çekiyorum arkadaşlar. Vagonları ekleyeceğim. Şu an trenimiz hazır. Ondan sonra da hattımızı çekelim. Buraya uğrayacak. Sırasıyla burayı seçiyorum arkadaşlar. Buraya uğrayacak mıyız? Buna bakalım bir. Şöyle yapalım. Buraya uğrayacağız arkadaşlar. Ama dönüşte uğrayacağız. Buraya giderken uğrayacağız. Şöyle trenimizi tekrar seçelim. Hattı da seçelim. Buraya dönüşte uğrayacağımız için buraya uğramıyoruz arkadaşlar. Buraya da uğramıyoruz. Buraya uğruyoruz. Yani şöyle ekleyelim. Ardından yolcumuzu buraya bırakıyoruz ya da yolcumuzu alıyoruz. Daha sonra buradan aldığımız demirleri iletiyoruz. Buraya uğramıyoruz. Son olarak da buraya uğrayıp yakıtlarımızı tekrar dolduruyoruz. Dönüşte arkadaşlar yine bu iki kısma uğramıyorum. Buradan yolcu tedarimizi yapıyoruz. Buraya da uğramıyoruz. Buraya da uğramıyoruz ve en son olarak buraya uğruyoruz ve aldığımız yakıtları buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Hattımızı çizdik. Şimdi başlatıyorum ve trenimiz ilk seferine çıkıyor. Şöyle yeni vagonlarımızla beraber. Bütçemiz eksiye düştü ve ilk seferinde tabii ki bu tren de bir şey taşımayacak arkadaşlar. O nedenle şu an bayağı bir geriye düşeceğiz. Ama olsun, oyunu çeşitlendiriyoruz. Şu an Norman Center diyor. Oraya uğrayacak. Gördüğünüz gibi transit geçti arkadaşlar. Normalde durması gerekiyordu. Ama biz hattımıza o durağı dönüşte tanımladık. Buradan da transit geçti. Bir sonraki durakta duracak arkadaşlar. Orada durduğu zaman demirin de açılışını yapacak. Bir sonraki seferde muhtemelen demirimizi de buradan temin ederek gideceğiz. Fakat şu an açılışı yapmış zaten. Gördüğünüz gibi demir vagonlarımız yüklendi. Sonraki durağımız yolcumuzu indirmek. Fakat yolcumuz yok. O da ilerideki seferlerde açılacak inşallah.
Şu an yeni açtığımız için yolcuların bundan, şehrin halkının bundan haberi olması gerekiyor. O yüzden genellikle ilk seferde yolcu taşıyamıyoruz. Yolcu olmadığı için boşaltım yapmadık fakat mecburen durduk. Bir sonraki durağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Demirleri indireceğiz. Indirdik. Şimdi de arkadaşlar son olarak yakıt tanklarını doldurmak için o istasyona doğru hareket ediyoruz. Dönüşte de muhtemelen yeni şehirdeki yolcuları da alacağız. Hedef şehre ulaştıracağız arkadaşlar. Şu an bu durakları ekledik fakat bu durakların ham madde teminini sağlayamıyoruz. Çünkü hattımız üzerinde güzergahında böyle bir şey olmadığı için ilerleyen bölümlerde de bu hattı çeşitlendireceğiz. Yani birden fazla tren bu hatta ilerleyebilecek. Evet arkadaşlar, buradan da yakıtları doldurduk. Şimdi dönüş yolundayız. Bir tane yolcumuz var arkadaşlar. Onu da aldık. Arkadaşlar trene bir vagon daha ekleyeceğim ben. Bu da oluşacak olan eşyaları şehre taşıyacağız. Şehirlerin gelişmesi için. Vagon diyelim. Şuradan yük. Evet, bir vagon daha alabilecek paramız var. Onu da alıyorum. Trenimiz seferini tamamlandığında tekrar garaja çekeceğim. Orada vagonu ekleyeceğim arkadaşlar. Dönüşte de burada oluşacak eşyaları alıp bir sonraki şehre iletsin. Hedefimiz o olsun. Bu fabrikalara hammaddeyi temin ettiğiniz zaman bu da size karşılığında eşya üretiyor arkadaşlar. Bu eşyayı da taşıyabilirsiniz. Fakat tabii ki biz bu bekleme istasyonundan bu eşyayı temin edemeyiz. O yüzden şuraya da bir bunu oluşturabilmek için bir istasyon daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım.
Pardon, bu zaten bu şekilde olduğu için şehir merkezine taşıyamayız. Şehir merkezine girişinde bunları indirebileceğimiz bir istasyonda ekleyeceğim. Şöyle yapalım bunu. Bu istasyonu da ekledik arkadaşlar. Şimdi trenimiz seferini tamamlasın. Biz de hattımızı düzenleyelim. Burası 7. 7'den sonuna gelecek. Zaten en sona da eklesek oluyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi oldu. Fakat trenimizi geriye çekeceğiz. Ve yeni vagonumuzu trenimize ekleyeceğiz arkadaşlar. Buradan ne üreteceğiz? Fuel oil. Şimdi biz ona göre bir vagon alacağız arkadaşlar. Bu vagon eşya vagon olduğu için bizim ihtiyacımızı görmüyormuş. Hemen onu satalım. Yerine bir fuel oil vagonu alalım. Aslında bizim vagonlarımız var ama biz onları Jüri de oil'e verdik. Bu yüzden bir tane de olsa fuel oil vagonu alacağım arkadaşlar. Trenimizi çıkartalım. Şimdi son kez bir sefer daha atalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Buradan bir kişi yolcu aldık. O kısma giden bir tane yolcumuz var. En sondaki vagonu da görüyorsunuz. Demirleri doldurduk.
Şimdi en son aldığım vagon hem Jury de Oil hem de Fuel Oil alabiliyor arkadaşlar. O yüzden yani orada petrolü yükleyip burada petrol indirdikten sonra normal Fuel Oil de yükleyebiliyorsunuz buna. Aslında diğer iki vagonu da o şekilde otomatik seçseydik o işlemi yapacaktı. Fakat biz bu kısmı sonradan ekledik. Yine istasyona çekip istersek değiştirebiliriz. Yani zor değil aslında. Bu arada yolcumuzu indirdik. Oradan buraya 10 bin dolar vermiş. İyi para. Şimdi demirlerimizi indirelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bu hattı 2, 3, 4 belki daha fazla trene açık hale getireceğiz. İstasyonlardaki ray sistemini çoğaltacağız. Bu şehire bağlantı sağlayacağız ve yolumuzun üstündeki güzergahta olan malzemeleri taşımaya devam edeceğiz. Farklı trenlerle farklı yerlere. Bu trenimizin son seferinde de videoyu bitirelim arkadaşlar. Çok da uzun olmasın, sıkmasın. Tabii bu fabrikaların ürettiği ürünleri de şehirlere götürerek şehirlerin gelişimini sağlayacağız. Hatta yani burada alacağımız fuel oil'i bir sonraki trenle buraya kadar götüreceğiz arkadaşlar. Belki ileride daha da ilerlere. Ama şimdilik hedefimiz şu kısımdan temin ettiğimiz yakıtı burada yakacak haline getirip bu yakacağı da şehre taşımak. İlk sefer olduğu için hemen bir anda yakacak haline gelmeyecek. O yüzden şunu da bir doldur diyelim arkadaşlar. Oraya gittiği zaman tekrar yüklesin. Ya yükleme süresini beklesin en azından. Bu arada oradan da 3 yolcu almışız. Burada bekliyor arkadaşlar. Pardon, beklemedi. Çünkü arka taraftaki de jüri de öyle geçti. Arkadaşlar artık bir sonraki videoda bu sorunu düzeltiriz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.